Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Geçen bölüm şerefsiz Push Magnus bizi zehirlemeye çalıştı. Hatta zehirledi de. Ama ölmedik. Şimdi şuradan bir dur bakayım. Bir yemeğimize bir bakalım. Notumuz var mı abi? Olmaz mı tabii her gün. Bir aç bakayım neymiş bu? Krala oha lan direkt abim yazmış. Ne yazmış? Hemen yanıma gel diyor. Tamam. Söyledim ya geçen bölüm Magnus'u. Bu bölüm Magnus'u bir şişleyeceğiz gibi. Hadi bakalım. Şimdi abi yemeğimiz neyimiz var? Hala etimiz var, elmamız var. Ben şu elmaları yanıma alayım. Elma 2 açlık mı doyuruyordu, 1,5 mu doyuruyordu lan? 1,5'tu galiba. Neyse önce ekmekleri bitireyim, elmaları sonra yeriz. Abi çıtırdan akşam oluyor gibi. Bir gidelim abimizle konuşalım. Bak. Işıklara çarpmışım ben de diyorum tık tık ne sesi geliyor. Bir abimizle konuşalım. Abi. Buyur abi. Konuşma metni 1 var 2 var. Aç bakayım şunu. Lord Magnus gözlemcilerime göre gemiyle kuzeye açılıp bak çakal kaçırdık. Ben onu orada dönüp kesecektim götünü de. Çok asker vardı orada. Sıkıntı çıkmasın diye şey yapmadım. Bu yaptığı yanına kalmamalı. Lord Magnus'un buradaki tüm mal varlığına el koydum. Lord Magnus'un mülkü artık senin kardeşim. Oğlum beleş kale. Ben orayı değiştiririm yalnız. Orası pek güzel bir şey değil yani. İstediğin gibi geliştirip değişiklikler yapabilirsin. Olaf'a gelince, söylentiye göre 1 aylık mesafede 10 gemilik bir filoyla buraya doğru ilerliyormuş. Hazır olmalıyız. Son olarak bu parayı al, ihtiyaçlarını karşıla. Eyvallah reis. Oy. Şu ne abi? Konuşma metni 2. Şuna bir bakayım. Yeni bir haber nasıl geldi lan haber? Kral Olaf gücümüzü öğrenmek için 2 gemi yollamış. Sahildeki kiliseye doğru ilerliyorlar. Hemen yola çık. Aha. Savaş var. Fight zamanı. Şunu bir at. Abi ben kendime bir yayla ok almak istiyorum. Dur sabah şimdi giderken onu şey yaparız. Şimdi şu meydandan alırız onu. Kapa kapıyı. Gidelim bir tur bir yatalım ilk önce. Ulan Magnus'u kaçırmasaydık ben onu döveceğim ya. Ben o Magnus'u şişleyeceğim. Şimdi Magnus'un kalesi bizim. Neyse aç kapıyı da. Heh. Bir yatalım. Magnus'un kalesi bizim oldu. Şimdi ben o kaleyi biraz değiştirmeyi düşünüyorum. O işi tabii video dışı hallederim. Şimdi videoda kale yapmakla uğraşmayalım. Abi şu elma kaç doyuruyor? 2 doyuruyor. Tamam. İyi iş yapar. Ne yapacaktım? Yay. Dayı. Yayı ver. Sen bana şuradan bir de bir 60 tane ok ver. Yeter. Tamam şu geriye kalan parayı bırakacağım. Abi ben kapının önündeki adamları toplasam mı? Giderken şimdi. Bence almayayım ya. Atla gideceğim de bunlar dursun. Bu arada şunu hemen bir haritaya açıp gösteriyorum. Hem haritada bir yüklensin. Bu sahilde bazı değişiklikler yapıldı. Şimdi oraya gidince göreceğiniz. Daha da yapılacak değişiklikler. Öncelikle şunu belirteyim. Geçen videoda oraya bir savunma şeyi yapmıştık ya onu biraz değiştirdim. Hiç hoş durmuyordu çünkü baya kötüydü yani. Hala şu an çok güzel değil de biraz ayar çekeceğim ona. Gel bakayım hasta. Dur lan ne oldu? Şuradan bir kapa kapıları. Gidelim bakalım bu. Lan niye geçemiyorum kapıdan? Ha? Aslan parçaları siz burada bekleyin. Baltamın canı da oy oy oy. Bir şey oluyor FPS'e. Oyun kendine gel. Oğlum burada bu kadar ağaç var mıydı? Oraya gidene kadar biraz FPS kötü olacak gibi. Ben doğru gidiyorum değil mi? Tamam doğru gidiyoruz. Sıkıntı yok. Vuramadım lan. Atın üstündeyken vuramıyorum ya. Bir onu bir atın üstünde savaşmayı öğrenmem lazım benim. Geldik. Bak 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 bak. Şimdi burayı göstereceğim. Bekle. Şu atı şuraya bağlayayım. Bir de şu aşağıdaki yataklardan birine tıklayayım da ne olur ne olmaz. Şimdi ölürüm ölürüm. Belli olmaz. Şimdi benim ata iyi bakın lan. Geç bakayım.
Abi birisi bir ok attı bir yere ama. Bu hemen yağmacı tarafından vuruldu mu? Ne oluyor lan? Oğlum adamlar gelmiş galiba, bir saniye. Abi FPS düzelecek mi ya? Ne oluyor şu an oyunu? Lan ben çankları yüksekte falan mı unuttum diyeceğim. Yok. Abi bir kapışma dönüyor burada. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Oğlum adamlar gelmiş. Şerefsizler. Gemiyle çıkmışlar. Aslan parçaları vurun şunları. Vur 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 vur. Oğlum çocuk kirpiye dönmüş. Şerefsizler. Vur vur şunu vur. Çakala bak lan. Oğlum hayırdır? Şu arbaletti var bir tane, onu indirmek lazım. Aldık aldık, tamam ya. Şu okçuyu vur şunu. Heh. Vur şunu da. Kalkan tut. Oy oy oy, tara tara onu. Onu indirin. Adamı denize döküyoruz yalnız. İyi tuzaklar iş yaptı bu arada. Tuzağa düştü birkaç tanesi, gördüm. Çakallara bak, hayırdır lan? Bir saniye aslanım. Gençler iyi misiniz? Oğlum çocuklar kirpiye dönmüş. Sakin olun. Şuradan XP çeker miyim lan? Yetişmedi. Koşsam hoplayabilir miyim? Ölürsem hiç hoş olmaz. Gel lan buraya. Çakal. Gel buraya gel. Bak iki gemiyle çıkmışlar buraya. Gel lan. XP'leri toplayayım bari ya. Bir işe yarayacağından değil de. Toplayayım dursun. Benim attığım oklar var mı lan yere düşen falan? Çok fazla ok atıldı buraya da. Gel sen gel, ben seni hığlatacağım şimdi, gel. Şu elmayı bir yiyeyim. Aslanım bir saniye, beni vuracaksın. Yapma. Sıkma oradan sen. Ben şu çakalın arkasından vursam. Çakal seni. Tamam. Tamam. Mıhladık hepsini. Tamam. İndirdik. Ulan bir çocuk öldü be. Neyse abi. Savaş bu olur. Bunların gemisine çökelim abi. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya ufak bir güncelleme yaptım ben. Öncelikle şöyle dikenli şeyler diktik buraya. Tepesine de işte bilerek diken koyduk ki hani duvardan tırmanmaya çalışan olursa çıkamasın diye. Onun dışında buraya normalde piyade getirecektim şu kısma. Gerek duymadım çünkü düşmanların piyadesi bu tarafa geçemiyor. Şimdi adamların 10 gemilik şeye gelecek, filosu. Burayı tutar mıyız? Tutabiliriz ama bizim okçular ölürse yamulma ihtimalimiz var. O yüzden buraya bir ayar çekmem lazım benim. Nasıl bir ayar? Şöyle bir ayar. Bizim piyadeler bekleyecek, tamam mı? Okçular savaşıyor şimdi. Savaşta olduğumuzu varsayalım. İki gemide bu kadar adam geldi. 10 gemi gelecek düşün. Şimdi gemiler çıktı diyelim. Bu arada diyebilirsiniz. Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Abi bu adamlar salak mı? Niye buraya çıksın? Başka bir yere çıkabilir diyebilirsiniz. Bak şimdi. Bütün sahil dikenli kardeşim. Hiçbir yere çıkamazlar. Buraya çıkmak zorundalar. Taktik. Bu taraf da öyle. Sahili dikenledik komple. Kıyıyı. Çıkamasınlar kıyıdan diye. Dikenden dolayı oradan çıkamazlar. Buraya çıkmak zorundalar. Nereye çıkarlar? Anca bak. Bu yan tarafa çıkabilirler. Ama buraya çıkarlarsa ne olur bak. İki seçenek var. Ya gelip benim kaleye dalacaklar. Şey benim kaleye diyorum. Karakola dalacaklar. Ya da oradan köprüden gelip şehre girmeye çalışacaklar. Ama köprü onlar için daha problem. Çünkü biz köprüde daha iyi tutarız. Düşün bak şimdi. Köprüyü yarı yarıya böl ortadan. Tamam mı? Bu tarafta düşman var. Şu tarafta bizim adamlar var. Abi gemiyle okçuları getiririz şuraya. Şuradan yandan bir ok sıktık mı hepsi yamulur. Yani sıkışır. Burada sıkışır adamlar. Onlar için daha kötü olur. Tek sıkıntı karakol. Karakola saldırabilirler. Öyle bir ihtimal var. Ama şimdilik bu iki salak buradan gelmiş. Şuradan bir yerden gelecek bunlar ya. Gene buraya gelirler gibi sahile. Belli de olmaz. Lan gemilere de şey binmiş. Tuzaklar iş yaptı. Güzel. Güzel. Bizim çocuklar vuruldu biraz. Bunlara bir şey yapmak lazım. Ekmek vermek lazım bir tur yesinler diye, de bende ekmek yok şu an. Buraya bir şey yollamak lazım. Yiyecek. Değil mi aslanım? Canın kaç senin mesela? Bak 19. Şurada kirpi gibi bir çocuk vardı. Hangisi o? 18. 5. Aha bu bak. Bu ölecek bu. Bir okluk canı kalmış. Aslanlarım be. Az şöyle bir ileride dur bakayım. Tamam abi, bunları da indirdik. İyi oldu. Bak şimdi.
Bunların gemisini burada... Ulan bak, o toprak parçasını ben geçen bölümde bir şey zannetmiştim. Neyse. Kısacası burası sağlam şu an. Buraya bir şey olmaz. Hayır. Hadi diyelim bir şekilde çıktılar buraya. Burada bak da dışarıda da adamlarımız var gezen. Sıkıntı olmaz yani. Ben şu zırhları şuraya bir atsam şimdilik. Bedava yay çıktı bu arada. Bizim çocuğun birinden düştü muhtemelen. Bak buraya nasıl bir şey yapılır? Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Bak şimdi aklıma geldi. Biz buraya tuzak koyduk da adamlar şu ortaya böyle tahta koyup geçerlerse ne olacak? Ya da ne bileyim, puştun biri gelse şuradan bir çakmaya çaksa bütün duvar yanar. Bak bunları düşünmek lazım. Neyse, 10 günlük filonun gelmesine daha var. Şimdilik bunları temizledik. Gemileri kalsın orada. Ellemeyeceğim. Şimdi hızlıca şehre bir geri dönelim. Ben abime rapor vereyim dövdük diye. Sonra bir kalemize gidelim. O Magnus'un şeyine bir bakalım. Belki bir bilgi falan buluruz, bir şey bulur. Belki para falan bırakmıştır. Çakal hemen kaçmış ya. Bu arada abone değilseniz, abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Aslanlarım benim. Asıl savaşacak adamlar burada bak. O 5 tane zırhlı adamı da aldıydık Magnus'tan geçen bölümlerde. Buyur aslanım. Bir çekil bakayım. Geç bakayım. Abime bir rapor vereyim. 47. Ulan ben ne... Fazla harcadık oku. Gerçi ucuz ya, ok alınır, bir şey olmaz. 47 tane ok yeter gerçi şu anda. Şey sıkıntı, o kılıç kalkanlı adamlar kalkan tutuyor ya sürekli. O zaman biraz problem oluyor. Abi. Reis, tamam dur. Hemen sana bilgiyi veriyorum. İki gemi gelmişler. Adam sayılarını bilmiyorum. Ben gittiğimde savaş çoktan başlamıştı. Gittik. Hepsini dövdük. Tuzaklar da işe yaradı. Ama büyük bir orduyu orada tutabilir miyiz? Emin değilim. Hadi Allah'a emanet. Sonra tekrar şey yaparız abimizle. Şimdi gece oluyor. Ben bir şey yapayım. Nedir onun adı? Bir yatalım burada. Ondan sonra ben yeni evime taşınacağım. Şimdi ben kendi yerimi güçlendirmeyi düşünüyorum şahsen. Burası çok dandik bir yer yani. Burayı böyle biraz daha kale havasına sokmak istiyorum. Böyle surun üstünde özellikle yürüyecek yer olursa o zaman çok iyi olur bak. Surun üstünde hareket edebilirsek. Yani bir kuşatma olsa, düşman gelse saldırsa bana orada yamulacağız. Abi ben bütün itemlerimi bir alayım. Tamam. Yatabiliyor muyum şu an? Şu an yatamıyoruz. Şöyle yapalım. Şu elimi bir boşalt. Yay orada dursun. Şunu at. Yedek yayımız da var. Güzel. Tamam. Burada başka alınacak bir şey kaldı mı? Evde yok. Tamam, birazdan yatarız. Gitmeden şuradan bir tur daha ben bir şey alayım. Dur. Bir 5 tane ok alayım. Yemeğim var. Daha 20 tane tavuğum var. Zaten şehre geliriz muhtemelen. Arada bir. Abimle konuşmaya gelirim şehre. Mesajı oraya yollarlar artık. Bundan sonra orada kalacağız. Şehre sadece görev için falan geliriz. O değil de bir şey soracağım lan ben. Tamam hadi. Lord olduk da birader. Komutan Eldrick niye savaşmıyor lan? Bu adam komutan değil mi? Niye hep biz savaşıyoruz? Ben onu bir bildireyim ya. Öyle olmaz abi. Adam yatmış oraya, bize mesaj yolluyor bre. Ki bak burada yaşayan iki tane de lord var ha. Hiç güvenmiyorum çakallara. Dur lan, ata bindim yanlış. Geçen bölüm zehirlediler ya beni. Magnus şerefsizi. Bu diğer ikisine de şimdi güvenim sarsıldı.
Abi ben kendi kaleme gidiyorum artık. Hadi Allah'a emanet. Atımı da bir götüreyim. Bak şuradaki tabelayı da bir saniye. Lord Magnus'un yeri değil kardeşim burası. Burası benim kalem. Kalem sığar mı buraya? Ya da dur altına yazalım. Tabelayı şimdi şey yapmayayım. Benim kalem. Tamam dedik. Tamam. Gidelim abi kalemize. Şimdi bu askerlerini götürdün mü buradan? Yo. Aa, o zaman oğlum bu çakal tek başına kaçmış gitmiş ya. Gençler bir müsaade edin. Bir yol aç lorduna. Bunun atı burada. Neyle kaçtı oğlum bana? Gel. Bir saniye lan. Bunun sen bir zırhını bir ver bakayım. Ben bunun zırhını dızlayayım da şuna takayım. Al aslanım. Kendi atıma takayım abi zırh. Oradan bir çık bakayım. O kapıyı kapatacağım. Çık oradan. Çık aslanım şuradan. Yürü. Tamam. Aç kapıyı. Şerefsiz. Bak masayı da boşaltmışlar. Bir şey var mı lan burada? Bak şurada altın vardı. Götürmüş. Puşt. Aa burada para var. Tamam dur bu benim sandık olsun. Ben şuraya atayım şunları şimdilik. Tamam yay dursun oklar dursun tamam. Abi burada başka bir şey. Aha. Kral Olaf mı? Bak şerefsiz. Lord Magnus umarım kralın kardeşini zehirlemede başarılı olmuşsundur. O adamın çok kurnaz ve iyi bir savaşçı olduğunu duymuştum. Oradaki işlerini hallet ve yanıma gel. Şerefsiz. Çakal şurada dursun da. Oğlum Magnus seni bir elime geçirirsem şuraya da bir tıklayalım. Başlangıç noktası şey yapılsın. Abi şu an çok sakat bir şey yani burası. Dur bakalım biraz kalemizi bir inceleyelim. Abi şimdi şurası askerlerin yattığı yer falan filan. Buralar tekrar ayar çekilir en kötü. Surlar çok dandik abi. Şimdi surun üstüne adam çıkartamıyoruz. Surlar ince. İnce sur delinir de aynı zamanda yani bu. Gerçi delemezler. Bunlar sağlam taşlar da. Reis de burada bahçe işleriyle uğraşıyor. Bir kuş bakışı bakalım şöyle bak şimdi. Bu kaleyi genel olarak komple biraz büyütmek lazım. Duvarını biraz şey yapmak lazım. Sonuçta burası artık benim yerim ya. İstediğim gibi büyütürüm abi. Kim bana ne diyecek? Burayı biraz genişletelim. Burayı kale yapalım tam. Bu çünkü şu an etrafı duvarla çevrili ev gibi duruyor. Hatta evin duvarının bir kısmı da duvarla birleşik zaten. Dış duvarla. Buraya bir ayar çekilmesi lazım. İyi, yedek atlarımız falan var. Güzel. Fena değil. Bak. Bir saniye bir dışarı çıkayım. Ne yapıyorsun oğlum kapının önünde? Şimdi şöyle baktığın zaman duvarlar da alçak. Bak. Düşman gelse şuradan merdiveni dayasa dümdüz çıkar buradan atlar içeriye. O biraz sıkıntı. Şimdi duvarı kalınlaştırıp duvarın üstünde böyle yürünebilecek bir alan yapmak lazım ki okçu koyabilelim oraya. Birkaç tane okçu koyalım. Şimdi bu adamlar artık zaten benim sayılır. Benim değil de bunlar işte kraliyetin şeyleri. Düz askerleri. Benim bu mülkümle birlikte gelen askerler. Bunlar krala bağlı. Benim emirlerimi dinlemezler muhtemelen. Yok. Krala bağlı olduğu için bunlar emirlerimi dinlemiyorlar. Benim kendime ait asker olması lazım. Böyle emir verebileceğim. Onu da hallederiz. Onu da hallederiz. O şeyin ben o şeyin oradaki zırhlı adamları buraya getirsen mi acaba? Ya da onları savaşta kullanacağız. Şunu bir ye. Tamam abi güzel mekan. Ama biraz geliştirmeye ihtiyacı var. Burayı hallederiz. Şimdi. Atımızın zırhını değiştirdik. Lord Magnus'un atında kendime böyle sağ kol gibi bir yaver yapıp ona mı versem acaba atı? Olabilir. Şu aşağıya bir şeyler yapılır mı? Burası sadece yatakhane böyle. Aşağıya nasıl bir şey yaparız? Bence aşağı bir şey yapılmaz ya. Ya zaten düşman buraya girdiyse buradan sonra içimizden geçer. Buraya bile girememesi lazım düşman. Buraya bir oturayım bakayım. Oy 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 oy. Şekil mekan. Güzel de işte düzenleme.
Halledilir. Bir sonraki bölümü ayarlarım ben onu. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.